Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Ekim 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Ekim sizin ayınız. 23 Ekim'den itibaren Güneş Akrep burcunda parlamaya başlayacak. Bu ay doğan tüm akrep burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl dilerim size. Evet, Ekim önemli bir ay tutulma ayımız Ekim ve Kasım'da meydana gelecek tutulmalar önümüzdeki 6 ayı da önemli ölçüde etkileyecek. Bu ay Koç burcunda bir dolunay, Akrep burcunda bir güneş tutulması söz konusu ve Mars gerilemesi başlayacak ve bunların hepsi gerçekten hem kişisel hem toplumsal alanlarda çok önemli tesirler ortaya çıkarabilir. Güneş ayın 23'üne kadar terazi burcunda olacak. Venüs terazi burcunda olacak. Ayın ilk döneminde biraz daha kişisel konforunuz, genel rahatınız, sağlığınız, hayatınızın daha manevi konuları, ruhsal konuları buralara yönlenebilirsiniz. Hani bir tatil de yapıyor olabilirsiniz. Biraz izolasyon dönemi, bir iyileşme dönemi sizin için. Genel konforunuza, rahatınıza daha da düşkün olabilirsiniz bu süreç içerisinde. 9 Ekim'de Koç burcunun 16 derecesinde dolunay var. Bu dolunay 6. evinizde meydana gelecek ki sağlık alanıdır günlük hayatınızın detayları, düzeniniz, alışkanlıklarınız, beslenmeniz, iş ve mesleki konularınız buralarda bir tamamlanma ve dönüşüm süreci. Geçtiğimiz Nisan ayında başlamış bazı konular sonuç verebilir, sonuçlanabilir. Şiron'la da birleştiği için aslında için içinde sağlık, belki bazı hastalıklar hani söz konusu olabilir ama şifa etkisi de var bu dolunayda. Yani sağlıkla ilgili bir gündeminiz olabilir. Şifa arayışları, tedaviler gündeme gelebilir. Belki de hani hayatınızı iyileştirmek, konforunuzu arttırmak, veriminizi arttırmak için, kalite, yaşam kalitenizi arttırmak için bu dolunay size bazı farkındalıklar verebilir. Yeni bir beslenme programı, spora başlamak gibi, zararlı alışkanlıkların bırakılması gibi ya da çalışma düzeniniz, iş temponuz, mesleki konularda bazı değişimler olabilir örneğin. Bu buralarda bazı güçlü etkiler altında olabilirsiniz ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda koç, terazi, yengeç, oğlak burçları 16 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunayın tesirleri sizin için etkili olabilir. Dolunay etkileri 20, 25 Ekim'e kadar olan süreçte 2 haftalık süreç içerisinde kendisini göstermeye devam edebilir. Ve bu ay Merkür Retrosu düzeliyor. Bu iyi bir durum tabii ki Merkür ayın ikisinden itibaren ileri harekete dönecek. Önce Başak ardından Terazi burcunda ilerleyecek. 11 Ekim'de Terazi burcuna geçiyor. Gölge etkilerinin bitmesi, toparlanması ay ortasından sonra olacaktır ve ay ortasından sonra daha güçlü, daha tesirli, olumlu bir Merkür var. Hani iletişim konuları, eğitim konuları, işte iş hayatımız, yakın çevre ilişkilerimiz işbirlikleri ertelediğimiz bazı anlaşmalarımız, sözleşmelerimiz. Hani bunları daha rahat ele alabiliriz, tamamlayabiliriz bu süreçte. E, Pürito retrosu da tamamlanıyor yine 9 Ekim'de Dolunay e, döneminde. E, da Oğlak Burcu'nun artık son dekanında ilerliyor. Artık Oğlak'taki aslında son döngüsü. Çünkü 2008'den bu yana Oğlak Burcu'nda. Nisan 2023'te Kova Burcu'na merhaba diyecek e, Pürito bu önemli bir enerji değişimi yaratacak şimdi odak burcundaki son deanınki e, ileri harekete dönüşü de e, bu geçişten önce Belki de bu dönemde yani uzun süredir yıllardır hayatınızda özellikle işte eğitim konuları yakın çevrenizdeki e, ilişkiler e, bazı düşünceleriniz fikirleriniz e, ticari girişimleriniz kardeşlerle ilgili temalar Hani buralarda güçlü bir etki altındaydınız. Şimdi bu, bu tesirlerini ileri harekete dönerek e, farkındalığınızı biraz daha o alanlara çekecek ve buralardaki temaları biraz daha güçlendirecek, nihayete erdirmeye çalışacak sevgili akrepler. Ve ayın 23'ü itibariyle Güneş burcunuza geçiyor ve aynı gün Venüs de burcunuza geçiyor. Güneş, Venüs birlikte hareket ediyorlar ve 25 Ekim'de Akrep Burcu'nun bir derecesinde Yeni Ay ile birlikte güneş tutulması var, yılın ikinci güneş tutulması bu tutulmalar. Yeni Ay olduğu için güneş tutulmaları başlangıçları da sembolize eder. Ee, Venüs ile birleşmesi de e, ilginç bir birleşim. Yani burada Venüs'ün çok öne çıktığı bir tutulmadan bahsediyoruz. Tabii ki Venüs olunca işte ilişkiler, sevgi konuları, hani değerler, öz değer konuları, maddi kazançlarımız, e, anlaşmalar, sözleşmeler, işbirlikleri. Biraz daha hani belki sanat, güzellik, estetik gibi konularla bunları da öne çıkaran bir tutulma bu. Akrepler tabii ki çok etkileniyor. Özellikle güneş burcu, yükselen burcu bir derece ve yakınlarında olan akreplerimiz çok etkileniyor. Doğum günleri de 22 Ekim ile 28 Ekim arası olan akreplerimiz birinci derecede etki alıyorlar bu hayatlarınız, hayatlarınızda bir önemli bir kadersel bir döngü aslında. Yeni bir döngü başlangıcı. Bir evlilik, bir tanışma, bir aşk da getirebilir bu Venüs etkisi ya da bir iş başlangıcı, bir parasal kazanç getirebilir size. Fiziksel imajınızda da değişimler, dönüşümler getirebilir. E, bu tutulma tesiri genel sağlığınıza, imajınıza, bedensel durumunuza, ruhsal bedensel sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. İlişki dinamiklerinizde tabii ki önemli hareketler getirebilir sevgili akrepler. Etki sadece bu ayla sınırlı değil. Önümüzdeki Nisan sonlarına kadar da bu tesirler devam edebilir. Evet yine bu ayın sizin için de ve genelde çok önemli olan bir tesiri gezegeniniz Mars. İkizler Burcu'na gerilemeye başlayacak. Biliyorsunuz Mars Ağustos ayından bu yana İkizler Burcu'nda bu önemli ve uzun süreli bir transit. 2023 Mart sonlarına kadar kalacak. Her iki yılda bir geriler Mars. Yaklaşık bir buçuk iki ay gerilemesi olur. Şimdi 29 Ekim'de İkizler Burcu'na gerilemeye başlayacak ve 13 Ekim, 13 Ocağı kadar da devam edecek bu. Mars gerilemelerinde biraz daha dikkatli olunması gerekir. Neden? Çünkü Mars enerji, hareket, işte cesaret, girişim, mücadele, savaş gezegeni ve Mars gerilemesi enerjinin kontrolünü zorlaştırır, biraz daha sıkıntılar yaratabilir. Sizin 8. evinizde olacak bu gerileme, sevgili Akrepler. Kendi evi Mars'ın ama gerileme burada biraz zorlar. Yani bu dönem para konularına, borçlanma konularına dikkat etmek lazım. İşte eşinizin kaynakları, ortaklı işlerinizde maddi akışta biraz sıkıntılar, gerilemeler olabilir. Beklemediğiniz harcamalar olabilir. Borçlanma konuları sıkıntılı olabilir. Geçmişten gelen borçlar işte bazı alacaklarınızı alamamak gibi ya da bir kredi konusunda bir vergi ödemesinde sıkıntılar, bir miras, nafaka paylaşımında problemler çıkarabilir. Ameliyatlara, operasyonlara dikkat edin. Mars retrolarında ameliyat olmak çok önerilmez ama tabii ki çok acil sağlık problemi varsa burada yapacak bir şey yok ama Mars retroları Mars ameliyatları yönettiği için retro dönemleri çok tavsiye edilmez. 8. evinizde olduğu için bazı kazalar, sakardıklar ortaya çıkarabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Hareketlerimize, eylemlerimize dikkat ediyoruz. Temkinli davranıyoruz. Cinsel dürtülerimizi kontrol etmeye çalışıyoruz. Parasal konularda borçlanmalara, harcamalara bu dönemde daha dikkatli temkinli yaklaşmaya çalışıyoruz sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kal. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.